Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2021 My Team kararımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Rusya'dayız. Rusya'da sevdiğimiz pistteyiz arkadaşlar. Sıralama turlarına başlayacağız birazdan. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Singapur'da galibiyetimizi almıştık. Ve şampiyonada Hamilton'da puanlar birleştirmiştik. Şimdi Rusya'da çıkıyoruz. Sochi pistindeyiz. Biliyorsunuz bu pist 2014'te takvime katıldı en son. Ve Mercedes dışında hiçbir takım burada galibiyet alamadı şu zamana kadar. En çok yaklaşan 2019'da Leclerc olmuştu. Ama o da yani ikisinin arasında bir tartışma çıkmıştı biliyorsunuz, yer değişme tartışması. Ondan sonra zaten pitten sonra pite kadar Vettel önündeydi. Pitten sonra Leclerc öne geçti ve Vettel'in arabanın arıza çıkınca sanal güvenlik aracıyla birlikte Hamilton liderliği kapmıştı. Bu arada görürüz ilk tur sıralama turunu 3 sırada tamamlıyoruz. Bu pistte de başarılı olacağımı düşünüyorum. Görüyorsunuz sensör sorunumuz var. 6 dakika geç başlıyoruz. Şimdi ilk turumuza başlıyoruz Türkiye'de. Dediğim gibi en son 2019'a Ferrari bayağı bir yaklaşmıştı. Pole'den başlamıştı. Sonra iki çizgi kapatmıştı yarışta başlarken. Bayağı öndeydi Vettel. Sonra saçma sapan bir şekilde Leclerc'e yer vermeye çalıştılar. O da bayağı bir işte takımın huzurunu falan bozdu, karıştırdı. Sonra zaten yarış Mercedes'lere dönmeye başlamıştı arkadaşlar. İlk turumuzu tamamlıyoruz. Zaten başka tur atmayacağız ve birinci sırada tamamlıyoruz Q2'yi. Şimdi asıl yere Q3'e geçeceğiz. Zunan'ın zıt dediği yere geliyoruz arkadaşlar. Tabiri caizse. İlk turumuza başlıyoruz gördüğünüz üzere. Düzlük hızına göre ayar yaptım arabada. Yani düzlükte de bayağı hızlı olacağız. Üçüncü sektörde bayağı sıkıntı çekebiliriz. Zaten sıralama turunda ve antrenman turunda orada çok sıkıntı çektim. Ama düzlükte de hızlıyız genel itibariyle. Bakalım ne olacak. Burada zaten pole'den başlamak pek mantıklı değil arkadaşlar. Yani 3. sırada 4. sıradan başlamak daha mantıklı. Çünkü düzlük bayağı uzun bir düzlük var. İyi bir start aldığın zaman 3. sıradan çok rahat bir şekilde liderliği yükselebiliyorsun. Aynı Vettel'in, Bottas'ın yaptığı gibi. Turumuzu tamamlıyoruz ve şu an 1. sıraya çıkıyoruz. Valtteri Bottas önümüzde 0.5 saniye fark atmış. Bayağı iyi bir tur atmış Valtteri Bottas. En iyi ikinci derece yapmıştık. Onun dışında Valtteri Bottas bizi denize dökmüş resmen. Turumuzu tamamlamak için geliyoruz ve 0.2 saniye geliştik. Büyük ihtimalle kullanamadık ama ikinci sırada kalıyoruz. Keşke şu yükselseymiştik. Aslında daha mantıklı oldu bizim için ama yapacak bir şeyimiz yok. Oyunda o kadar etkili değil zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. İki sırada tamamlıyoruz sıralama turlarına. Bakalım diğer sürücü ne yapmış. Lewis Hamilton 4 olmuş. Lewis Hamilton geriden başlıyor. Güzel bizim için, iyi bir haber bu aslında. Şimdi yarış gününe geçiyoruz. Yarış gününde kapalı bir havadayız. Bulutlar, kara bulutlar pistin üstünü kaplamış durumda arkadaşlar gördüğünüz üzere. 2020'de buradaki yarışı Valtteri Bottas kazandı biliyorsunuz. Hamilton lider gidiyordu aslında ama iki defa 5'er saniye ceza alınca geriye düştü ama yine de podyumu da tamamlamıştı yarışı. Geriye düşmesine rağmen. Yanlış hatırlamıyorsam 12-13'e kadar düşmüştü geriye. 2019'da dediğim gibi Leclerc ile Vettel arasında bir tartışma olmuştu. Eğer o tartışma olmasa belki Vettel ya da Leclerc'den biri kazanma ihtimali vardı. Zaten Vettel'ler türlü kaldı ama bilmiyorum, belki bir şey olabilirdi. 2018'de Bottas Hamilton arasında takım emri uygulanmıştı. Olaylı bir takım emri hatırlıyorsunuz. 2017'de Bottas kazanmıştı. Start davlamıştı Vettel'e. 2016 Rosberg'de hatırlıyorum. 2015 Hamilton, 2014 Rosberg'de hatırlıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz takım sıralamasında, sürücü klasmanında Hamilton'la aynı puandayız. Bu yarış çok kritik olacak. Kim liderliği yükselecek onu hep birlikte göreceğiz. Avantaj şu an bizde ama hep birlikte şimdi gridimize bakalım. Birinci sırada Valtteri Bottas, iki biziz. İki sırada kalkıyoruz. Üçüncü sırada Daniel Ricciardo, 4 Lewis Hamilton. Hamilton geride kalmış durumda. Max Verstappen 5, Carlos Sainz 6, Ocon 7, Perez 8, Kvyat 9, Stroll 10. Lando Norris 11, Leclerc bayağı geride kalmış 12, Alexander Albon 13, Sebastian Vettel 14, takım arkadaşımız 15, Haaslar bayağı geride, Russell 20, Latifi 22 ve Giovinazzi 21 sırada kalkıyor. Evet.
tek pit stop yapacağız. Zaten yarım yapmıyoruz. Yani 125 uzunluğu yapıyoruz bu sonraki yarışa. Benzinimizi biraz daha azalıyoruz. Ve kırmızı ışıklar yanmaya başladı. Startı vermek üzere hazırız. Işıklar söndü ve startı veriyoruz. Bayağı bir çekişe kaldık. Valtteri Bottas'a karşı. Bottas'ın yanından geliyoruz. Şu an Bottas'ı geçmiş durumdayız. Ama Valtteri Bottas hemen tekrardan yanımıza doğru geldi. Rövanş almak istiyor. Ricardo da bu arada bizim hava kodumuz size bayağı yaklaştı ama geçecek bir yer yok ve lider dönüyoruz. İlk virajı lider dönüyoruz. Valtteri Bottas'ı avlamayı başarıyoruz. Star'da Bottas'ı avlıyoruz. Biliyorsunuz Bottas pistte bayağı bir etkili ve bayağı bir başarılı. Eğer 2018'leri kazansaydı 3 galibiyet almış olacaktı Valtteri Bottas burada. Burada biraz dışarı taştık. Hemen yaklaştı Valtteri Bottas. Yine dışarı taşıyoruz şu an. Lastikte yoğurtuz hiç yok. Star'da birlikte tekrardan bakıyoruz. Çok iyi bir start alıyoruz gördüğünüz üzere. Bayağı bir ön atılıyoruz rahat bir şekilde Valtteri Bottas'ın önünde. Valtteri Bottas burada tekrar geldi yanımıza kadar ama düzlükte bizim de elde ettiğim yani yaptığımız ayarlarına sayesinde hızlandık orada. Ve ilk virajı lider dönmeyi başardık. Hamilton da 4'te kalmış gördüğünüz üzere. Ricardo 3. sırayı korumuş şu an. Yarışımıza girdiğimiz 3. turdayız. Şu an pist bayağı bir soğuk. Bizim lastik yol tutuşumuz hiç yok neredeyse. Zorlanıyoruz frenajda da pist. Viraja da dönmekte arkadaşlar. DRS ile birlikte Valtteri Bottas şu an yaklaşık 0.3 saniye fark var. Ama motor gücümüzle overtake modunu açınca düzlükte yerimizi şu an korumayı başarıyoruz. En ikinci sektör geldi. En iki sektör elde ediyor şu an. Mor dereceye. Ama hala kopamadık Valtteri Bottas'tan. Twin pilot bizi rahat bırakmıyor. Zaten Hamilton'ın önünde bitirsek yine yarış bizim için iyi arkadaşlar. Çünkü onun önünde bitirirsek de liderliği yükseleceğiz. Puan farkıyla beraber bu sefer. Aynı puan olmayarak en iyi derece geldi gördüğünüz üzere. 1.34.074 yaptık Valtteri Bottas'a karşı. Bu düzlükte de yerimizi koruyacağız. Yerimizi koruyoruz. Yerimizi bu düzlükte koruduk. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsan arkadaşlar mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 3. sezon ona göre çekeceğim arkadaşlar. Eğer izlemelerim artarsa 3. sezonu taşlayacağım. Bu arada Valtteri Bottas bayağı bir yaklaştı. Yanımıza kadar geldi. Çizgi avantajı bizden. Burada pist dışına taştık gördüğünüz üzere. Ama yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruduk. Bu videoya 3-4-5 like gelirse arkadaşlar mutlu olurum zaten. Yani fazla bile izlemiyoruz. Yani bu aradaki son 2 videom iyi izlendi ama 3 videom hatta. Valtteri Bottas bayağı bir yaklaştı gördüğünüz üzere. Ama düzlükte yerimizi koruyoruz. Düzlükte yerimizi rahat bir şekilde koruyoruz. Pistin en zor frenajlardan biri orası gördüğünüz üzere. Bottas'ın kamerasından bakıyoruz biraz daha. Beşinci tura girmek üzereyiz. Film pilota karşı yerimizi korumaya başarıyoruz hala. Dayanıyoruz Mercedes sürücüsüne karşı. En son bahsettik arkadaşlar. Kanalıma mutlaka abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açın. Beni bayağı mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Son zamanlarda zaten abonemiz biraz da olsa artmaya başladı. 64 abone olduk. İnşallah hep birlikte büyüyeceğiz. Bir de benim Formula 1 ile ilginç olaylar paylaştığım bir kanalım var. Seyitoğlu ile F1 Keyfi diye. Orayı da takip ederseniz mutlu olurum. Bu turlara pite gireceğiz arkadaşlar. Hava iyice karardı. Yağmur gelme ihtimali de var diyor Jeff. Yağmur gelse işler çok değişir. Valtteri Bottas tekrardan yaklaşıyor bize iyice. Yol tutuş neredeyse hiç kalmadı artık. Lastiklerimiz bitmiş durumda. Biraz önce pite girmemiz gerekiyor. Çünkü yolda durmakta çok zorlanıyoruz artık. Yolda durmakta bayağı bir zorlanıyoruz. Bottas 0.1 saniye
Elini uzatsa değecek mesafede şu an neredeyse. Yan yana geliyoruz düzlüğün sonuna doğru ve şu an bizi geçmiş gibi gözüküyor. Geç frenize Valtteri Bottas bu arada biraz dışarı taştı virajda. Bottas'la yan yana gidiyoruz, ne olmaz. Ricardo'nun kamerasından görüyorsunuz ve Bottas'a geçiliyoruz. Valtteri Bottas bizi geçmiş durumda şu an. Bottas'a geçiliyoruz. Pit'e girmeden önce kötü oldu bu arkadaşlar geçirmemiz. Şimdi pit'e doğru dalıyoruz artık. Çünkü yani kalsak daha fazla zaman kaybedeceğiz. Bu saatten sonra biraz önce pit'e girmemiz gerekiyordu. Mekanikelerden güzel bir servis alırız umarız. Umarım. Takım arkadaşı da pit'e doğru yönelmiş. Williams da pit hazırlığında var. 2.8 saniyede güzel bir servis alıyoruz. Ve 19 sırada dönüyoruz. 7. turdayız arkadaşlar. Pitler tamamlamak üzere artık. Bir Mercedes pilotu gördüğüm kadarıyla haritada pit'e girmiş durumda şu an. Bakalım öne dönebilecek miyiz? Baş yavaş bir dönmüş olabilir. Şu an Hamilton'ın kamerasında görüyorsunuz pitten çıkmak üzere o da. Bakalım Hamilton önden dönebilecek miyiz? Çok kritik şu an bizim için bu. En kötü bir Mercedes pilotun önünü dönmemiz lazım. Şu an yan tarafta görüyorsunuz biz de geliyoruz. Hamilton pitten çıkıyor. Ve biz de şu an geliyoruz. Hamilton önümüzde gibi. Lewis Hamilton şu an önümüzde. Frenajla yan yanız ve Lewis Hamilton önümüzde ama dış taraftan uçarak geliyoruz ve Hamilton'a geçiyoruz. İnanılmaz bir geçiş, inanılmaz. Hamilton önde çıktı ama frenajla inanılmaz bir geçiş yapıyoruz. İnanılmaz bir geçiş yapıyoruz. Hamilton hiç beklemiyordu bu hareketi. Lewis Hamilton hiç beklemedik bir yerden vuruyoruz Lewis Hamilton'ı. İnanılmaz bir geçiş gerçekleştiriyoruz Mercedes pilotuna karşı. Büyük ihtimalle Valtteri Bottas çok rahat bir şekilde önümüze dönecek. Ama en azından Hamilton önünde kalmamız bizim için gene iyi olur. Şu an önümüzde de Giovinazzi var. İki Alfa Romeo pilotu var. Grosjean ve Giovinazzi. Hamilton bayağı bir yaklaştı. İç taraftan kendini gösterdi. Dış tarafta biz varız. Yan yana geldik düzlükte. Hamilton bizi geçti gibi ama içeri doğru daldık ve Hamilton'a geçiyoruz. Hamilton da bu arada Ricardo'ya geçildi. Hamilton'a Ricardo geçildi. Momentum kaybı yaşadı orada bir anda ve Ricardo'yu da geçirmiş oldu Lewis Hamilton. Şu an arkamızda Renault pilotu Daniel Ricciardo var. Mercedes'e karşı gene ona karşı bir şekilde savunma yaparız. Valtteri Bottas da bu arada pitten çıktı arkadaşlar. Çok büyük fark önümüzde şu an Valtteri Bottas. Pitten sonra bayağı bir fark yedik Bottas'tan. Zaten hava soğuk olduğu için arkadaşlar o yüzden çok zaman kaybediyoruz. Eğer sıcak bir yani normal bir şekilde yarış yapsaydık yarışı rahat bir şekilde kazanabilirdik ama şu an işimiz bayağı zor çünkü soğuk zeminde arabamız lastik ısıtmada çok zorlanıyor diğer arabalara karşı. Görüyorsunuz yani bayağı bir zorlanıyoruz pistte durmakta, virajlara dönmekte, frenajda. Pistin sıcaklığı çok düşük olduğu için sıkıntı çekiyor şu an pistte durmakta. Daniel Ricciardo da 0.3 saniye gerimizde. O da hızlı bir şekilde yaklaşmaya başladı. Düzlüğün sona doğru gelirken iç tarafa aldık. Dış tarafı Ricardo'ya verdik. Hamilton da onun arkasında. Üçlü bir mücadele oldu şu an burada. Ricardo'ya karşı yerimizi koruyoruz. Burada biraz dışarı taştık. Ricardo geldi yanımıza kadar. Yan yana şu an Daniel Ricciardo'yla. İnanılmaz bir mücadele var. Hamilton kamerasına giriyorsun. Ricardo bizi geçti. Gözüküyor. İçeri attık kendimizi. İçeri atıyoruz kendimizi. Ve Ricardo'yu geçiyoruz. Hamilton da fırsattan istimare. Hamilton da Ricardo'ya geçmeye çalışıyor. Çizgi alanda şu an Hamilton'da gibi. Ve Hamilton Ricardo'yu geçiyor mu? Geçmek üzere. Hala yan yanalar, inanılmaz bir mücadele ve Hamilton geçmeyi başarıyor. Hamilton Daniel Ricardo'yu geçmeyi başarıyor. İnanılmaz bir mücadele var şu an burada. Ricardo yaklaşıyor. Ricardo hava koridoru ile beraber geliyor. Hamilton dış taraf almak için pozisyon aldı ama yetişemedi Daniel Ricardo. Daniel Ricardo yetişemedi ve Hamilton'ı geçemiyor. Hamilton podyumu son basamağını almış oluyor böylelikle Daniel Ricardo'dan. Son 3 tur kaldı artık yarışın bitmesine. On ikinci turdan sonuna doğru yaklaşırken
Lewis Hamilton 0.3 saniye gerimizde. Bayağı zorluyoruz artık gördüğünüz üzere arabamızı. Geçilmemek için bu basamağı kurmamız çok kritik Lewis Hamilton'a karşı. Ona karşı geçilmememiz lazım. 3 puan fark olacak ama önemli olan fark açmak, çünkü burada etkili olacağımız bir yarış pisti. Japonya'ya gitmeden önce burada farkı korumamız lazım, önüne geçmemiz lazım Lewis Hamilton. Çünkü Japonya'da işimiz çok zor. Orada bayağı zorlandığı bir pist. Hem Mercedes'in de bayağı üstün olduğu bir pist orada. O yüzden burada Hamilton'ın önünde bitirmemiz gerekiyor bir şekilde yarışı. Japonya'ya gitmeden önce Hamilton'ın önüne geçmemiz lazım puan farkıyla beraber. Artık yarış, yani şampiyonun sonuna doğru geliyoruz. Her puanın önemi var. 1 puanın bile çok önemi var şu an. Böyle bir şampiyonada. Çünkü aynı puanda gidiyoruz. Düzlük sonundayız ve düzlükte şu an yerimizi koruyoruz Hamilton'a karşı. Son turdayız. Bir aktilik olmazsa yerimizi koruyacağız ve ikinciliği alacağız gibi duruyor şu an Hamilton'a karşı. Burada frenajı kaçırdık biraz. Hamilton hemen yaklaştı. Momentum kaybı yaşadık. Hamilton yanımıza kadar geldi. Çizgi avantajıyla beraber yerimizi koruyoruz. Çizgi avantajıyla yerimizi koruduk. Çizgiden kopmadık orada. Görüyorsunuz piste durmakta çok zorlanıyoruz. Piste durmakta şu an çok zorlanıyoruz. Bu düzlükte yerimizi korursak ikinciliği alacağız arkadaşlar. Ve rahat bir şekilde yerimizi şu an korunmuş gibi duruyoruz ve yerimizi koruduk. Artık son viraja dönmek üzereyiz. İkinciliğe doğru yürüyoruz. Valtteri Bottas 15 saniye fark açtı. Çok büyük fark açtı Valtteri Bottas bize karşı. Yani çok üstündü Valtteri Bottas starttan pitlere kadar. Pitlerden önce çok üstündeydi ama pitlerden sonra çok üstün oldu. İnanılmaz bir fark açtı bize. Ve son viraja dönmek üzereyiz. Hamilton'ın önünde 2. sırada. Yarışı bitiriyoruz. İkinci sırada başlayıp ikinci sırada bitiriyoruz yarışı. Jeff de çok mutlu gördüğünüz üzere. Bayağı bir övgüyle yağdırıyor bize. Ve günün sürücüsü de Lewis Hamilton oldu. Bir sıra kazandı diye Hamilton'a günün sürücüsü vermişler. Böylelikle Hamilton'ın önünde 3 puanla şampiyonada liderliğe geçmiş oluyoruz. Aynı puandaydık ama şu an 3 puan fark açmış oluyoruz Japonya öncesi. Japonya'da arkadaşlar işimiz çok zor. Yani arabamız Japonya'ya uyuyor. Yani aerodinamik yapıdan falan bayağı hızlıyız ama ben çok zaman kaybediyorum. Yani bir de otomatik vites kullandığım için bu S virajlarda zaten orada bayağı bir fark yiyorum. Yani 1 saniye neredeyse fark yiyorum diğer sürücülere karşı. Oraya göre ayar yapacağım artık. Ama yapacak bir şey yok şu an. Liderliği kutlayalım. Japonya'ya geçince orada düşünürüz artık bu olayları. Valtteri Bottas birincilik kupasını aldı gördüğünüz üzere. Şimdi genel klasmana bakacağız hep birlikte arkadaşlar. 4. sırada Daniel Ricciardo, 5 Ocon, 6 Sainz, 7 Verstappen, 8 Lando Norris, 9 Kvyat ve 10 Alexander Albon günün son puanı alarak kapatmış Rusya yarışını. Sürücüler klasmanı 3 puan farklı öndeyiz, 294 puandayız. Alex sadece 4 puan almış sezon boyunca. Aslında bir ara iyi performans gösterdi ama ondan sonra tekrar düşüşe geçti. Şimdi gördüğünüz üzere bir başarılı bir güncellememiz geldi motor tarafında. Burada sosyal aktiviteleri ayarlıyoruz takımımız için. Dayanık tarafına bir etkinlik ayarladık. Takım tarafına bir etkinlik ayarlayacak mıyız? İkinci sürücümüze Race Craft'ına bir ayarlama yaptık. İkinci sürücümüze reklam filmini yaptık. Burada bir etkinlik var ama ona katılmayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Etkinliğe katılmak istemiyorum çünkü boşta zaman kaybı olur.
Çok bir faydası yok bize. Şarj tarafına güncellememiz başarılı bir şekilde gelmiş. O mutlu etti beni. Japonya'ya gitmeden önce bu güzel oldu. Başarılı bir güncellememiz gelmesi. Şu an güncelleme yapacak paramız yok gördüğünüz üzere. Güncelleme yapmayacağız artık. Artık bir sonraki yarışta güncelleme yaparız belki. Bunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şaşı tarafında kurallar değişti. Şaşı ve dağınık tarafında kurallar değişti gördüğünüz üzere. Artık güncelleme yapmayacağım arabamıza. Daha çok bunları ayarlayacağım. Yani 2. sezon, 3. sezon için daha avantaj yapmak için. Güncelleme yapmayı pek düşünmüyorum. Bunları bitireceğim. Ondan sonra zaten arabamız yeter diye düşünüyorum. Ondan sonra artık devam edeceğiz. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Daha çok dediğim gibi bunları ayarlayacağım. Zaten güncelleme yapmayacağız. Çok da geriye düşmeyeceğimi düşünmüyorum zaten. Motor tarafında, aracın tarafında çok güçlüyüz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.